Pandemi nedeniyle gene kapanınca vereceğimiz destek için. Biz burada geçenlerde de paylaşmıştım, bir kez daha görelim. IMF verilerine göre dünyada pandemide destek anlamında gayri safi yurt içi hasılasında en az harcamaya yapan, bu nedenle de kırmızı renkle gösterilen, yani yüzü kızaran ülkelerden biriyiz. Hatta Meksika ve Arnavutluk'la birlikte, yanlış hatırlamıyorsam, dipteyiz. Bizim paramız var mı halk sağlığını daha da hani iyi hale getirmek üzere, işte yerli aşıya daha büyük imkan, daha farklı aşılar getirme, destek verme. Biraz bu akçeli açıdan bakar mısınız pandemiye? Tabii tekrar merhabalar. Öncelikle kitap paylaşım için teşekkür ediyorum. Hatta ben de şöyle küçük bir subliminal mesaj yapmak istiyorum müsaadenizle. Şimdi konuyu çok güzel bir yerden ikiye ayırdınız. Aşı tedariki aslında o kadar çok para isteyen bir şey değil. Yani bir aşıyı 20 dolar ortalamadan alsanız 100 milyon doz gibi çok yüksek bir sayı hedeflesiniz 2 milyar dolar. 2 milyar dolarla çok rahatlıkla siz ekonominizi açabilir hale geliyorsanız, sağlık sistemi üzerindeki yükleri kaldırabiliyorsanız hiçbir şey. Tabii ki büyük bir para ama hiçbir şey kıyaslandığı zaman onları elde edeceğiniz sonuçlarla ilgili. Bu çerçevedeki asıl sorun şu, biraz önce hocamız da belirtti, Türkiye bu sürece çok geç girdi. Hatta bize ilk vakalarda resmi olarak geç görülse de biz bu araştırmalara, soruşturmalara geç başladık. Başka şirketlerle çalışmadık. Son dönemde öğrendiğimiz kadarıyla da Sinovac şirketinden aldığımız yaklaşık 20 milyon doz da aslında bir nevi yarı denek gibi kullanılmışız. Çünkü ben de ısrarla kendi işimden ötürü dünyadaki açılımlar hangi hızda olacak diye her gün aşı rakamlarına baktığım zaman Türkiye'de Çin aşısı yapılırken Çin'de bu aşıya dair verilerin açıklanmadığını görüyorum ve kafamda bu soru işareti oluşuyordu. Ama net bir şekilde şunu gördük. Önceden anlaşmalar yapmadığınız zaman paranız olsa dahi yapamıyorsunuz. Bu nasıl oluyor? Bir, üretim üstleriniz olacak. İki, patent kanunları sizi zor durumda bırakmayacak. Üç, üretim aşamasında belli derecede bu şirketlere maddi destekleri vereceksiniz ki onlar da üretimin ardından size öncelikli hale getirecekler. Örnek İsrail, örnek ABD. Mesela Avrupa'da üretilen BioNTech, Pfizer aşısının bile ABD'de bu kadar daha kolay bulunması, Avrupa Birliği'nde bu kadar bulunmaması ABD'nin o süreçte de verdiği maddi destekle ilgili. Şimdi bu kısım aşı ile ilgiliydi. Yani özetle Türkiye aşı için şu ekonomik durumu zor olan durumda dahi çok rahatla para bulur. Hiç de öyle varlık bir kesimi kayıracak bir şekilde sistemler yapılması da gerek yok. Özel satışlara gerek yok. Önemli olan aşı tedarikini dünyada ve Türkiye'ye sağlamak. Bunu çok net söyleyeyim. Bu arada bu yurt dışına gidip aşı almak daha çok şundan kaynaklı. İş insanlarının seyahat etmesi gerekiyor. AB'nin aşı pasaportu durumu var ve Sinovac'la Sputnik ve buna dahil değil. Bu insanlar işlerini yapmaları için sürekli seyahat etmeleri gerektiği için de AB'nin onayladığı aşıları bir an önce temin etmeye çalışıyorlar. Yani sadece sağlık değil, işlerinin devam etmesi için böyle bir durum var. Gelelim Türkiye'nin vermiş olduğu desteklere, daha doğrusu veremediği. Çünkü bizde desteklerin üç bacağı var. Birincisi destekleyemeyeceğimiz krediler. Hani 2020 yılında pandemi ilk başladığında biraz daha ucuz maliyetli krediler verdik ama gittik inşaata gene verdik. Yani öncelikli olmayan bir sektöre verdik. Bunun haricinde de vatandaşı gittikçe borçlandırdık. Herhalde küçük esnaf 2021 yılı bittiği zaman bu borçları artık döndüremez, ödemesi gerektiği zaman ne yapacağını bir düşünmemiz gerekiyor. İkinci kaynak zaten halka ait olan, devlete ait olmayan işsizlik sigortası fonuydu. Bunu kısa çalışma ödenekleri üzerinden ve ücretsiz izin ödeneklerinden kullandık. İşte zor günler parası gibi değerlendirildiği için ve bütünüyle amacının dışında kullanılmadığı için aslında bir devlet desteği olmasa da en azından bununla insanlarımızı bir devize destekleyebildik. Ama asıl önemli olan Almanya'da olduğu gibi veya ABD'de doğrudan kamu gelirleri veya kamu borçlanması sonucunda elde edilen paraların vatandaşa dağıtılmasıydı. Ve bunu da en çok ihtiyacı olan yoksul kesimler artı pandemi nedeniyle en çok zarar gören sektörler ve o sektörlerin içerisinde en çok istihdama neden olan veya en çok küçük işletmelerin, en çok küçük üreticilerin olduğu yerler. Yani esnaf ve sanatkarlar üzerinden yapmamız gerekiyordu. Maalesef onu yapmadık. Sadece işte Murat bunlar Kubilay, bir lafınızı balla keseceğim. Destek demişken, şimdi aramıza yeni katılan izleyicilerimiz olabilir. Ben programa Cem Yılmaz'ın bir sosyal medyadan paylaşımıyla başladım.
bir Huni fotoğrafıyla verdi mesajını. Cem Yılmaz yürüdü gitti. Ama hakikaten halimiz öyle mi değil mi? Sözcü gazetesine bakınca şimdi hani al sana destek diyor ya. Bakın bu haber ne biliyor musunuz? Şimdi Kuşadası'nda restoran sahibi Cem Emre Akıncı restoranı kapanmış. Devlete ciro kaybı desteği için başvuruda bulunmuş. Altta gelen yardımın dekontu var bankadan. Ay ne olur hani çok muazzam bir para gelmiş. Beyefendi şok geçirmiş. Siz de şok geçirmeyin. Kendinize hakim olun rica edeceğim. 4 lira 63 kuruş. Dörtlerce lira. 63'lerce kuruş. Bakar mısınız? Dörtlerce lira ya. Diyor ki ay inşallah diyor ben diyor bu kadar çok para benim ahlakımı bozmaz diyor beyefendi. Bir de şeye düşünmüş acaba demiş bu parayla kirayı mı ödeyeyim, kredileri mi ödeyeyim? Belki de yarıya böler. İkilerce lirayı krediye, ikilerce lirayı da borçlara öder. 4 lira 63 kuruş destek gelmiş. Şimdi adam bizimle eğleniydi. Hakikaten çok eğleniyor. Çok gülüyorlar da bizim gülecek halimiz kalmadı. Hakikaten bir hunimiz eksik. Cem Yılmaz boşuna söylemiyor. Şimdi bu ne Allah aşkınıza? 4 lira 63 kuruş. Zaten o gazeteyi bir daha getirelim arkadaşlar. Açıklama bölümünde bankadan gelen açıklama bölümünde ciro kaybı desteği ödemesi yazıyor. Ciro kaybı desteği ödemesi. Yani hani işte ne bileyim ben bayramda elimi öptün al sana dörtlerce lira dememişler. Ciro kaybı desteği. Bu fıkra değilse ne? Murat Kubilay, şimdi kusura bakmayın böyle kitaplar yazmak kolay. Hani gelin de bunu açıklayın bakayım bana. Dörtlerce lira destek nasıl oluyor? Bir anlatın bize ya. Şöyle diyeyim yani son dönemde Huni'yi en çok zaten bizim meslek grubuna taktırdılar. Doğru. Çünkü doğru. Bu süreçte hakikaten geçtiğimiz yıl yaklaşık %1 büyüyebildik diyebilmek için kuralsız örtülü politikalar uyguladık. Bunun bir kısmı zaten son dönemde çok popüler oldu şu 128 milyar dolar mevzusu. Fakat sonuçta ne oldu? İşte ortalama pandemi öncesinde kur 6 liraysa şimdi oldu 8 lira. Yani küsuratlara girmiyorum bile yaklaşık 1/3 oranında Türk lirası değer kaybetti. Dolayısıyla bize bir taraftan zenginleştik masalı anlatılıyor. Diğer taraftan korkunç enflasyon, rekor düzeyde işsizlik, geriye dönüş olmayacak bir şekilde birçok işletmenin döviz borçlarından ötürü iflas edecek hale gelmesi. Buna ciro kayıpları da geldi. Gördüğünüz gibi 4 lira 63 kuruş destekle bunları döndürmemiz elbette ki mümkün olmayacak. Bir de daha henüz konuşmuyoruz ama banka batık kredilerimiz de artıyor. Kamu borçluluğumuz da artıyor. Bunlar bizim 90'lı yıllardan itibaren bıraktığımız hastalıklardı. O eski hastalıklarımızda da yakalanmaya başladık. Bir de Osmanlı döneminden kalan bir hastalığımız vardı, dış borç sorunu. Ona da yakalandık. Onu da ara ara görüyoruz. Yani şu anda hani tıp hekimlerinin söylediği gibi bütün vücudun, bütün organlarına yayılmış bir hastalık var. İktidar kendi dönemini sürdürebilmek için sürekli bir organı kullanarak diğer organın görevlerini ikame ettirmeye çalışıyor. Olduğu kadarıyla zorluyor. Ne kadar yaşarsa yaşasın. Seçim dönemine kadar ben bunu kurtarayım diyor. Fakat bunun bedelini tabii toplum ödediği için bizler de bu esnada açıklarken Huni'yi taktığımız için böyle bir bambaşka bir Türkiye yaşıyoruz. Hatta orada şunu da net bir şekilde söyleyeyim. Mesela bu son tam kapanma görünümlü sıkı kapanma diyelim. Şimdi kabul edelim biraz daha sıkı kapandık şu son dönemde. Bu tam manasıyla Türkiye'nin bir döviz krizine girebilme ihtimali sonrasında ortaya çıktı. Türkiye'nin çok ciddi bir dış borcu var. Bakın hemen söyleyeyim. Bir yıldan kısa vadeli dış borç 192 milyar dolara çıktı. Cumhuriyet tarihinin rekorudur. Bunun yaratabileceği istikrarsızlıklara karşı Merkez Bankası'nın döviz rezervleri kullanılmalıdır. O da maalesef 128 milyar dolarlık satışlardan sonra, swaplar düştükten sonra, ödünçler düştükten sonra net eksi 49 milyar dolar. Bu durumda çok ciddi bir finansal istikrarsızlık yaratabiliyor. Bunun olmaması için de turizm gelirlerine hiç olmadığımız kadar ihtiyacımız oldu. O yüzden de şu anda bir kapanma görünümüne gittik. Bir müsaadenizle burada bu kapanma tabii meselesinde...